İyi günler. İzmir bulmasının nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağız. Yarım su bardağı ılık su, yaklaşık 2 su bardağı un, sıvı yağımız var yarım çay bardağı kadar, bir vanilya, bir yemek kaşığı toz şeker. Şimdi bunları bir kapta karıştıracağız. Evet, ılık suyumuzu kabımıza koyalım. Şimdi yağımızı koyalım. Evet, vanilyamızı da ekleyelim içine. Evet, toz şekerimizi de ekleyelim son olarak. Evet, asıl bileşenimiz una geldik. Onu da yavaş yavaş çırparak ekleyeceğiz bunu. Evet, birden boşaltmıyoruz. Yavaş yavaş çırparak unumuzu karıştırıyoruz topaklanmasın diye. Biraz daha unumuzu ekliyoruz. Evet, hamurumuz belli bir kıvama geldi. Bunu biraz toparlayacağız. Sonra da biraz beklemek üzere bırakacağız. Evet, üstünde streç kapladık. Şimdi bu 45 dakika bu şekilde bekleyecek. Evet, hamurumuzu beklerken biz de çikolata kısmını hazırlayalım. Daha önce aldığımız küvertör çikolatamızı rendeleyeceğiz şimdi. Evet, çıkartalım kabından. Evet, çikolatamızı rendeyle şimdi rendeleyeceğiz. Evet, küvertür çikolatamızı da hazırladık. Evet, 45 dakika oldu. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Evet, hamurumuzu alıyoruz. Tezgahımıza koyacağız. Evet, bunu uzun bir hale getireceğiz şimdi. Evet, hamurumuzu bu hale getirdikten sonra şimdi parça parça keseceğiz. Top top yapıp bunları ayırıyoruz. Evet, bu arada fırınımızı ayarlayacağız ısınması için. Ve alt üst kısmını getiriyoruz. Sonra da derecemizi sonuna kadar açıyoruz. Yaklaşık 250 santigrat dereceye kadar. Tepsimize de pişirme kağıdını yerleştiriyoruz. Evet, bez haline getirdiğimiz hamuru İlk önce elimizle biraz bastırarak yayıyoruz. Sonra da merdane ya da oklava yardımıyla incecik açıyoruz. Evet, bu şekilde açtıktan sonra çikolatamızı yerleştireceğiz. Evet, çikolatamızı ortasına yerleştiriyoruz. Daha önce rendelediğimiz kuvertür çikolatamızı. Bir kısmını bu çikolatayla, bir kısmını da Nutella ile yapacağız. Aradaki akışkanlığı da hem görmüş olacağız hangisi daha iyi oluyor diye. Evet. Daha sonra bohçalama yöntemiyle şimdi kapatacağız. Evet, bu şekilde kenarlarını kapatarak bohça şeklinde kapatıyoruz. Evet, üç kısmını da birleştirdikten sonra tepsimize koyalım. Evet, diğer bir tanesini de Nutella ile yapacağız. Nutella koyacağız içine. Beş dakika pişmek üzere fırınımıza koyduk ürünlerimizi. Şimdi bekliyoruz. Evet, şimdi pişti. Bunları çıkartıyoruz. Evet, şimdi bakalım deneyelim. Akışkanlığı nasıl? Evet, şu Nutella'lı olan, bu da küvertür çikolatalı olan. İkisinden de birer tane alayım ben. Şimdi tabağımda deneyeyim. Evet, şimdi Nutella'lı olanı bir deneyelim. Akışkanlığı nasıl? Şöyle bakalım. Evet.
Bir de küvertürle yaptığımızı deneyelim. Bunun akışkanlığı nasıl oldu? Evet, bu daha sert olmuş. Nutella daha akışkan. Evet, afiyet olsun.